Merhaba sevgili akrep burçları. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 15-22 Mayıs haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanımı birazdan anlatmaya başlayacağım. Umarım niyet ettiğiniz, düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz konularla ilgili bu falımızda bir şeyler çıkar ve ben de size bunları dile getiririm. Şöyle bir falımız var. Güzel bir falımız var aslında. Bazı sıkıntılarınızı içinizden atmak için zamana ihtiyacım var ama ne kadar zaman alıyorsunuz? Şimdi ben şöyle şunu koyup hemen size anlatmaya başlıyorum. Önce sağlık diyelim. Sağlık konularında biraz ikili ilişkilerden dolayı asabiyete bağlı da böyle bir iç boğulması var sanki. Yani bir şey kalbinizin üstünde böyle sizi sıkıyormuş gibi bir görsel var. Bu sanki böyle biriktirdiğiniz bir şeylerle alakalı. Bunlar birikmiş birikmiş ama içinizde kalmaya, içinizde biraz yara olmaya devam ediyor diyebilirim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İç sıkılması, daralma olarak görünüyor. Onun haricinde vücutsal olarak bir sıkıntınız söz konusu değil. Başarısı hariç. Şimdi aile konularıyla alakalı olarak söyleyeceklerim. Bir bölüm sıkıntınızı atmış ve geride bırakmışsınız. Bugün için mal konularında anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bazı meseleler olması çok mümkün. Çünkü bu konunun üzerinde hem para hem mal görselleri var. Sanki kardeş ya da akraba, anahtara bağlı bir konuda anlaşmaya ya da bir şeyleri başlatmaya çalışıyorsunuz. Ama bu konu çok havada kalmış. Zaman zaman konuşulan ve sürüncemede kalan bir konu olarak çıkıyor. Onun dışında hane içerisinde bazı sıkıntıları gidermek için çalışmaya devam ettiğiniz bir süreç var. Bu hafta için bir timsah görselimiz var. Bakın ağzını açmış. Aynı zamanda bu iki kişiyi de temsil ediyor. Evlenmeyi düşünen, yeni evlenen kişilerle alakalı bir sıkıntı. Bu hafta özellikle ilk 3 gün biraz stresli geçebilir. Erkek tarafının çok üstelediği, kadın tarafının da biraz kaçtığı bir süreç gibi görünüyor. Akrep burcu burada daha yoğunlukta bayan olarak görünüyor. Sanki yapmak istemediği ya da konuşmak istemediği konularda erkeğin baskısı üzerinde olabilir bu hafta. Bu konuda çok sıkılmış, daralmış ve bu konuyu nasıl hallederiz der gibi bir taraftan bakıyor, bir taraftan da kaçıyor görsellerimiz var. Burada aynı zamanda ilişkisi olmayıp tabii birliktelik hayali kuranlar için de aslında bulunduğunuz şu anki süreç sizin için daha hayırlı. Çevrenizde çok da hayırlı insanlar yok demek anlamına geliyor. O yüzden bu hafta daha çok iş odaklı bir akrep görseli var. Çevrenizdeki insanlarla alakalı biraz dikkatli olmanıza da fayda var. Birlikte iş yaptığınız, birlikte olduğunuz kişilerle zaman zaman sürtüşme yaşanması çok mümkün görünüyor. Bunlar kısa süreli sürtüşmeler olsa da siz biraz takılabilirsiniz bu konulara. Yani dönüp dönüp arkanıza aynı konuları yeniden önünüze alarak çözmeye çalışıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Dediğim gibi fallarda koyu renk çıkanlar bizi biraz üzecek konulardır. İlişkiler konusunda ilk 3 gün üzülmek söz konusu olabilir. Birlikte yapılan, beraber yapılan iş konularında da gene aynı şekilde bir sıkıntı yaşanabilir bu hafta. Ama bunun dışında aslında ekstra bir sıkıntı yok. Zaten bu sıkıntılar da sizin bundan öncesinde de var olan sıkıntılarınız olduğu için şaşıracağınız bir görsel görmüyorum. Perşembe gününüz biraz daha rahat geçiyor. Cuma günü yapmanız gereken ya da niyet ettiğiniz konularda bir ikilem yaşayabilirsiniz. Bu yaşamış olduğunuz ikilem aslında çok fazla düşünmeyeceğiniz ve hızlıca karar vereceğiniz bir konu üzerine kurulu. Ama burada sizi etkileyen bir kişi görüyorum. Bu kişi aslında sizi etkiliyor ama şöyle etkiliyor. Sanki düşünmenizin önüne engel koyup biraz yanlış karar verebileceğiniz bir yöne sevk etmeye çalışıyor. Sanki hadi hadi diyor yani. O tarz bir görsel var. Eğer biraz hadi hadilere kapılırsanız verdiğiniz kararda yanlış verme ihtimaliniz var. Ben bir aşk beklentisi içindeyim. Çevremde bir erkek var ama nasıl bir araya geliriz diye bir düşünceniz var ise eğer biraz dikkatli olmanızda fayda var. Karşınızda sizden uzaktan size bakan kişinin yılan görselleri var. Yani biraz sinsi bir kişi olabilir.
gerçek yüzünü size göstermeyebilir. Aranızda zaman zaman yakınlaşmalar olsa da bu kişi gerçek isteklerini net olarak dillendirebilecek bir kişi değil. İş hayatınızla alakalı olarak da gene aynı şekilde elinize aldığınız bir yük, bu yükü taşımaya devam ediyorsunuz. Bir yol planı yapabilirsiniz, özellikle hafta sonu için. Bu işlerinizi organize edip yapacağınız bir iş gezisi dahi olabilir. Anne olan akrepler için çocukları ile ilgili bu hafta çok bir şey yok. Aynı şeyler diyebileceğim görseller var. Sıkıntı yaratacak bir durum da görünmüyor. Gene yüklerinizi yüklenmişsiniz, yolunuza devam ediyorsunuz. Bir de Perşembe günü bir yakın, bir dost, bir arkadaştan bir sağlık sorunu haberi alabilirsiniz. Bu kişinin sağlığıyla alakalı bir konuşma geçebilir aranızda. Hani belirgin olan, "Aa bak sen bu konuda hasta mıydın ya da sen bu rahatsızlığı mı geçiriyordun?" gibi kalıtsal rahatsızlığı olan bir kişiyle bile konuşuyor olabilirsiniz. Bu tarz konuşmalar görüyorum. Bunun dışında geçtiğimiz haftadan parasal konuda beklenti içinde olanlar ve alamayanlar bu hafta aslında o konuda biraz sevinecekler. Bir boşluk olarak gördüğünüz, özellikle hafta sonuna doğru bir paranız hanenize doğru giriyor. Bu para biraz büyüyecek sanki. Hani geçen hafta 5 liraysa bu hafta 6 lira gibi duruyor. Yani hane içerisinde büyüyerek gelen bir para görseli var. Bu kenarda tuttuğunuz bir paranın değer kazanması ya da bir altının değer kazanması bile olabilir. İç dünya olarak biraz karamsarsınız bu aralar. Bu karamsarlığınızın sebebi de aslında biraz gökyüzüyle alakalı. Onu da buradan belirteyim ama gördüğünüz gibi sıkıntılarınız çok hızlıca iniyor ve rahatlıyorsunuz. Kalanlar var mı? Tabii ki var. Bu sizin ev hayatınızda bazı sıkıntıları üzerinize yük yapmanızla alakalı. Yani evde yaşanmış olan bazı sorunları olan akrep burcuysanız eğer bunu biraz da işe taşıyarak kendinize sorun yaratıyorsunuz. Ama düşünmeden edemiyorum ya da takılmadan edemiyorum deseniz de bu sizi biraz havada bırakıyor. Aslında gerçek olarak kendinizi öne çıkaracağınız konularda bu sıkıntıları, dertleri düşünerek kendinizi net olarak ifade edemiyorsunuz ya da gösteremiyorsunuz iş yerinizde. Ben taşınmayı düşünüyorum. Büyük büyük bu benim için diyorsanız aslında bu hafta bu konularla ilgili karar verip önünüzü aydınlatmaya çalışacaksınız. Genel anlamıyla benim bir dileğim vardı. Ben akrep burcuyum. Bu hafta benim bu dileğim olur mu diyorsanız aslında şöyle diyebilirim. Biraz fazla takılmışsınız, içselleştirmişsiniz bu konuyu. Olacak ama gene de bir süreç ihtiyacı var. Çok temiz olması için biraz daha zamana ihtiyacınız var gibi. Bir kişiyle bağlantılıysa sırayet bu biraz daha hızlı hareketle daha hızlı olacak diyebilirim. Taşıma konularında hareketlilik var. Taşınabilirsiniz. Güzel bir dönem. Ama içinizde yük yaptığınız konulardan öyle hızlı hızlı kurtulmanız çok mümkün değil. Gördüğünüz gibi sıyırdıkça sıyırıyorum ama onu oradan düşüremiyorum. Bu hafta başı biraz sıkıntı yaşasanız da hafta sonuna doğru rahatlamış çıkıyorsunuz. Aslında güzel bir fal. Biraz geniş geniş olduğunuz, kendi içinizde biraz savaştığınız bir hafta gibi duruyor. Yapmak istedikleriniz, çevrenizdeki insanlar, söyleyecekleriniz bu hafta biraz hem karışık hem istediğiniz gibi de diyebilirim. Döne dolana önünüze gelecek yani bazı olaylar. Bu faldan benim anladığım çok da mutsuz değilsiniz. Mutsuz olduğunuz konuları farkındasınız. Bunlarla ilgili mücadeleniz bu hafta için çok fazla yok. Olan mücadelelerinizde de zaten siz artık bunu benimsemişsiniz ve mücadelenize devam ediyorsunuz. Dediğim gibi hafta sonuna doğru sürpriz bir para girişi ya da bir para artma söz konusu olabilir. Sağlık konularında baş ağrısı görseli vardı. Göz baş ağrısı yani göze vuran baş ağrısı görselleri vardı. Bunun dışında ilişkiler konusunda da eğer bir kişiyi beğeniyor acaba diyorsanız biraz dikkatli olun. Çünkü bu kişi biraz sinsi görünüyordu. Evet, güzel olan her şey çıksın. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk bizi bulsun. Günümüz, haftamız güzel geçsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.